Peki dedik ya pek klinik bulguları yok pankreas kanserinin. Evet. Oldukça sessiz seyrediyor. Siz dediğiniz yurt dışında sessiz öldürücü olarak nitelendiriyor. Evet. Ama yine de uyanık olmak açısından var mıdır çok bir takım belirtileri? Çok doğru. Gerçekten tabii ki yani hiç de anlaşılmayacak diye bir şey değil. Bir kere pankreas kanseri vücuda düştüğü zaman veya vücutta gelişmeye başladığı zaman demin söylediğiniz gibi organın yeri de çok önemli. Pankreas başındaki kanserlerde biraz daha şanslıyız. Çünkü pankreas başında safra yollarının geçtiği ve pankreas kanalının ortak geçtiği bir yer var. Dolayısıyla orada gelişen bir tümör hastada çok erken dönemde gözlerde sararma, idrar renginde koyulaşma, gayta renginde beyazlaşma ki camcı macunu adını verdiğimiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Bize bir erken uyarı sistemi yapıyor. Fakat maalesef gövde ve kuyruk kanserlerinde hiç bizi alarme edecek bir bulgu olmadığı için biraz daha ilerlemiş olarak geliyor. Çünkü şöyle bir şey, pankreas kanserindeki bu bulgular hepimizin böyle aman sen de diyebileceğimiz ilk başlardaki bulgular. Nedir bunlar? Bir gastritte, bir safra kesesi taşında da ortaya çıkabilen ağrı, hafif böyle bir halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve zaman zaman da kusmalar. Yani bunlar çok uyanık ve dikkatli olmazsak başka hastalıklara atfedilebiliyor. Ancak çok önemli bir bulgu var ki çok ciddi ağrılar ve çok ciddi kilo kaybına yol açıyor. Burada çok uyanık olmalıyız. Pankreasın ağrısı sizin de en başta söylediğiniz gibi yeri itibariyle göbeğin hemen üstünde, göğsün altında, ortada başlayan ve sırta doğru çok ciddi ağrılar ortaya çıkarıyor. Hatta hastalarda geceleri uykudan uyandıran şiddette çok ciddi künt, keskin ağrılar oluyor. Bunun da sebebi pankreastaki tümör büyüdükçe oradan geçen sinirlere bası yapıyor ve bu da bize maalesef ciddi dayanılmaz ağrılarla dönüyor. Evet.